özledik. Sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, özlenilmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, sevindirmeyi, sevindirilmeyi özledik efendim. Aşkı, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, ihsanı, irfanı, izanı, feraseti, basireti, şecaati, celadeti, adaleti, meveddeti, muhabbeti özledik. İzzeti, hikmeti, fıtratı, şefkati, hürmeti, devleti özledik. Senden sonra tefrika meşrebimiz, taklit mezhebimiz, cehalet mektebimiz, atalet fıtratımız, hamakat şöhretimiz, ihanet sıfatımız, küffar veli nimetimiz oldu. Efendim, sen kendini abduhu ve rasuluhu, onun kulu ve elçisi olarak takdim etmiştin. Sana iman eden bazıları, sana hürmet adı altında seni kulluktan kurtarıp, melekleştirerek hayattan dışladılar. Bu ifrata karşı başka bazıları da tefrite sapıp, seni güzel örnek olmaktan çıkarıp, bir postacı, bir ara kablosu seviyesinde görerek hayattan dışladılar. Bunların hepsi sana iman ediyordu. Ama seni hayatımızdan çıkarmanın ızdırabını çektirdiler bize. Bu işi göğe çekerek ya da yere sokarak yapmaları sonuçta hiçbir şeyi değiştirmedi. Allah seni güzel örnek olarak gösterdi. Sen Kur'an'ın konuşanı, yürüyeni, hareket edeniydin. Tıpkı bir annede spermin insana, bir ağaçta suyun meyveye, bir arıda tozun bala, bir tavukta darının yumurtaya, bir koyunda samanın süte dönüşmesi gibi ayetler sende hayata dönüşüyordu. Allah ısrarla seni örnek gösterirken, birileri ısrarla kitapları örnek göstermekte direndiler. Öylesi işlerine geliyordu. Cansız bir nesneyi örnek edinmekle canlı bir insanı örnek edinmek aynı olur muydu? Efendim, kitapsızlıktan değil, peygambersizlikten kırıldık. Yokluğumuz peygamber yokluğu. Seni hatırlatan, seni andıran insanların hasretini çekiyoruz. Çocuklarımız peygamberi sorunca, evladım, onun ahlakı tıpkı falancanın ahlakı gibiydi diyeceğimiz insanlar yok denecek kadar az. İnsanlık destanıyla yaşıt olan uzun vahiy sürecinde birçok kitapsız peygamber gelmişti de bir tek peygambersiz kitap gelmemişti. Sayemizde yaşlı dünya ona da şahit oldu efendim. Peygambersiz kitaba, Muhammed aleyhisselamsız Kur'an'a da şahit oldu. Şimdi Kur'an mahzun efendim. Kur'an öksüz. Seninle Kur'an'ın arasını ayırdık. Etle tırnağın, toprakla tohumun, anayla evladın arasını ayırır gibi. Gel de bir bak efendim. Bu mazlum ümmetin hali pürmelaline. Bıraktığın din tanınmaz hale geldi. Bıraktığın sitenin harabelerinde baykuşlar tünedi. Gün geçmez ki ümmetin coğrafyasından feryat yükselmesin, oluk oluk kan akmasın. Bir olarak bıraktığın ümmetin kaç parçaya ayrıldığının sayısını onu parçalayanlar dahi unuttu. Bıraktığın kutlu mirası hovarda miras yediler gibi parçalayarak paylaştık efendim. Nebevi mirasın irfani ve ahlaki boyutuna bir hizip, ilmi ve fikri boyutuna bir başka hizip, siyasi ve hareki boyutunaysa daha başka bir hizip sahip çıktı. Yüzyıllardır tüm bu hizipler ellerindeki parçanın
bütünün kendisi olduğunu iddia etmekle ömür tükettiler. Her Hizip ellerindeki parçayla övünüp durdu. Hepimiz hakikatin merkezine kendimizi oturtup "Hak benim" dedik. Oysa ki efendim, bazen parçalanan hakikat, hakikat olmaktan çıkar. Ait olduğu bütün içerisinde anlamlı olan bir parça, o bütünden ayrılınca anlamsızlaşabilir. Bunu fark edemedik efendim. Efendim, İsrailoğulları peygamberlerini katlediyorlardı. Biz de senin güzel hatıranı, emanetini, adını ve sünnetini katlettik. Seni katlettik efendim. Kimilerimiz için sen hiç ölmedin. O ender bahtiyarlar seni hep içlerinde, işlerinde, hayatlarında, düşüncelerinde, duygularında, eylemlerinde, evlerinde yaşattılar. Kimilerimiz için de sen hiç doğmadın. Onlar hep senden mahrum yaşadılar. Şol mahiler ki derya içeydiler, deryayı bilmediler. Varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler, yokluğunun ıstırabını nasıl duysunlar efendim? Seni çok seviyoruz. Seni çok özlüyoruz. Bize kırgın mısın sevgili efendim?